Şimdi bir orta şansı buluruz. Mahir vurur mu? Selamlar dostlar. FIFA 22 Zafer'e giden yol serimize devam ediyoruz. Şimdi daha önce bir kardeşimin istediği Azerbaycan Türk'ü Mahir Emreli transferi için ara transfer sezonunda atağa kalktık. Param olmadığı için arkadaşlar paramız yok maalesef 0 liramız var. Oyuncu takas etmek istedik. Şöyle göstereyim size. Nerede? Gerçi yani transfer listesinde olmayan bir adamı, iyi bir adamı verdim açıkçası. Orta sahada Janelt'i verdik. 75, 74, 75 overall'lu. Çok iyi bir adam. Ama kardeşime sözüm vardı. Alacaktım Mahir Emreli'yi. Şimdi yalnız Emre ile görüşme yapacağım. Ama maaş konusunu nasıl halledeceğiz onu hiç bilmiyorum. Çünkü para sıkıntı olacak. Bir deneyelim bakalım neler yapabiliriz ben de bilmiyorum ama. Evet gelin bakalım gelin bakalım. Hoş geldiniz oturun. Otur Mahir sen de. Şimdi nadir oyuncu diyor. Maaş bütçesi orada. Transfer bütçesi sıfır bakar mısınız? Maaş bütçemiz var. Oradan karşılayabiliriz. Kabul edelim. Nadir olsun. Tamam. Kabul ediyorum. Bu kadroda her zaman forma mücadelesi var. Ancak Emre Lidice talep ettiğiniz form oynama süresi falan filan. Rol konusunda anlaştığımıza göre ne istiyorsunuz? Mahir seni 4 yıllığına alalım kardeşim biz. Ne diyorsun şimdi? Evet bizim de istediğimiz buydu. Devam edelim diyor. Olur. Evet şimdi serbest kalma bedeli biz de düşünmüyoruz. Kabul ettik. Bakın her şey güzel gidiyor. Hadi şu transferi bitirelim burada. Para meselesine gelelim. Zurna'nın zırt dediği yer. Hadi bakalım. Ne diyorsunuz? Ya abi bana niye imza primi ben verebiliyor muyum ki? Ha şeyden maaş bütçesinden düşüyor bakın. Mahir ne alıyordu ki bir öncekinde? Bakın arkadaşlar şimdi maaşta 20 hatta 25 bin olumlu oluyor arkadaşlar için. Uygula desek. İmza primi. Verebiliyor muyum? Şimdi düşmedi imza primi ama. Hmm, 50 binde imza primi versek. Bilmiyorum ki yeterli olur mu? Hadi bir deneyelim ya. Arkadaşlar. Bonus ekleriz. Bir de. Ne bonusu diyelim. Eğer 20 maçta oynarsan. Sana Mahir. 30 bir 50 bin daha vereceğim. Hadi. İlerle. Teklif yap. Tamam. 25 bin okeydir. Evet. Azerbaycan'dan transferimiz. Gerçi Lece Varşova'da oynuyor ama takımımıza bir Türk katmış olduk arkadaşlar. Mahir Emreli 70 overall. Şimdi Mahir 24 yaşında. Arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. 8 milyon değeri varmış. Yok bu ne ya? Pardon. Ha biz şeyi verdik. Janelt'i verdik. Onun 8 milyon değeri vardı. 23 yaşında. Şimdi buradan çıkıyoruz. Mahir için ne yapalım? Hemen bir bakalım. Bir gelişim planı ayarlayalım. Çünkü gelişime ihtiyacı olacak Mahir'in. Yedekten dahil edeceğiz biz onu oyuna. Neredesin? Mahir Emreli. Evet.
İstatistik, bir dakika. İstatistikler, gelişim. 3 yıldız beceri, 3 yıldız zayıf ayak. Plase, füzeci, iyi şut çekiyor demek ki. Dayanıklılık. Dayanıklılık var. Atak pozisyonu var, fena değil. Hızlanma 78, sprint hızı 77. Yani boyuna göre fena değil. Çünkü Mahir 1,88. Uzun bir oyuncu. Tony gibi o da. Çevikliği de 75, o da güzel. Biz Mahir'e biraz bitiriciliği falan, driblingi var, top kontrolü vesaire, plase, şut ve füzeci. Tamam, biz ne yapacağız? Mahir'e şey vereceğiz. Biraz hız kazanabileceği bir gelişim planı. Bir de zayıf ayağını düzeltse çok çok iyi olur. Dengeli, hedef oyuncu, gelişim, gol makinesi desek. Yok, Mahir hıza almıyor bir türlü arkadaşlar yani. Maalesef ki. Zayıf ayağı, şu komple santraforda. Evet, yani Mahir'e dengeli diyebiliriz şu durumda. Şeyde buradan versek. Yok. Mahir'in görüp, çevikliği de gelişebiliyor. Ofansif orta saha falan filan, ama Mahir'i biz ofansif orta, yok. Tamam. Şurada kullanacağız. 51 hafta, 25 hafta, 32 hafta, 25 hafta. Oo, 29 hafta bayağı bir vakit alacak. Şimdi gezen santrafor değil. Biz gol makinesi verebiliriz. Reaksiyon ve şut gücüne veriyor sadece. Hedef oyuncu desek, denge, reaksiyon, bilmem ne. Şöyle yapsak, bitiricilik de almıyor. Maalesef. Dengeli de kalsın. Tamam. Dengeli de kalsın arkadaşlar. Hemen kadroya giriyoruz. Force'la Mahir'i değiştiriyoruz şöyle. Evet, önümüzde Liverpool maçı var arkadaşlar. Hemen bir basın toplantısı yapalım Liverpool maçı öncesinde. Sorularını alalım basın mensuplarının. Tabii ki. Nasıl oynayacaksınız ya? Yeri doldurulamaz değil. Kadri kalitemiz yüksek. Şöyle yapalım. Kadro kalitemiz yüksek diyelim. Büyük şok yaşadık. Evet ya. Liverpool bir önceki maçta takımınızı rahatça yenmişti. Evet. Onları yenme şansınız var mı? Kaptan da yok. Her zamanki gibi elimizden geleni yapacağız. Geçiyoruz. Öncelikle Milton Keynes Dons karşısında aldığınız müthiş galibiyeti tebrik ederim. Morali ile ilgili yorum yapmak ister misiniz? Tüm oyuncuların profesyonel. Geçtik. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Orta saha olarak kalsın. Tamam. Evet, Liverpool Brentford maçı başlasın o zaman. Mahir'i kadroya aldık. Yani bu maçı oynatabilir miyiz bilmiyorum ama. Ivan Toney görüntülerinizde arkadaşlar. Gol krallığının en büyük adaylarından biri. Devam edelim. Evet, maç başlıyor. Firmino'nun vuruşuyla maç başladı. Mane offside'da. Devam ediyoruz. Boşta bir arkadaşımı arıyorum. Şimdi ne yaparız? Şöyle içeri doğru verelim. Kenarda çok kalabalıklar. Tamam, rahatlatalım biraz oyunu. Tekrardan. Şimdi işte bu. İşte bu. Alisson kurtardı. Alisson kurtardı, bir görelim. Diatta.
Fena vurmadı o açıdan. Açan Pong. Vurduk top. Abi o ne biçim bir şut be. Muhammed Salah. Tehlikeli hareketler. Aldık topu. İşte bu. Toni. Liverpool'a karşı öne geçiyoruz arkadaşlar. Liverpool'a karşı öne geçiyoruz. Direği yumrukluyoruz Liverpool sahasında da. Güzel. Öne geçmemiz iyi, biraz rahat oynayabiliriz. Yani rahat oynayamayız da biraz daha içimiz rahat olabilir, öyle diyelim. Güzel bir pas oldu burada. Toni adam ya. Biraz hızlı olsa Toni, daha doğrusu çevik falan olsa biraz böyle. Ivan Toni. Güzel. Kaçın. Kaçın. Hadi bakalım aşağıdan. Diat da geliyor. Çok iyi bir pozisyon. Çok iyi bir pozisyon. Vur. İşte bu. Diatta'yı yakalayamaz tabii ki. Diatta oyunun en hızlı adamlarından biri. Hadi bakalım. Vay be, Liverpool'a karşı iyi oynuyoruz arkadaşlar. Ya bakın arkadaşlar, ne hata yaptık ya. Şimdi git Jensen. Abi Jensen hiç koşamıyor ya. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Toni ile daha ileri gidemezdik. Alırlardı ondan onu. Ama Toni'nin müthiş bir şut gücü var. Yani şut yeteneği var diyelim biz ona. Onu kullandık. Alisson Becker. Yine mağlup oldu 3-0. Ne oluyor ya? Çok iyi başladık. Çok iyi gidiyor. Yani 12 numara bizden o topu alırdı arkadaşlar. Yalnız top çok iyi bir yere gitti ya. Ayağı da atladı ama top çok iyi bir yere gitti. Güzel. Perişan ettiler bizi. Oha, bir faul daha alalım orada. Ama o sarı kartı gösterseydin önce hocam, orada sarı kart yok muydu ya? Neyse, devam ediyoruz. Devam. Toni yorulmuş. Şimdi biraz daha devam edelim. Mahir'i belki alabiliriz arkadaşlar. Hatta güzel. Uf! Vissa iyi geldi oradan ama biraz hızlı vurmuşuz. Aslında top yine çok iyi bir yere gitti bakın. Eğer kaleyi tutsa Alisson için çok zor bir an olacaktı. Koş koş koş, defans kalsın yerinde. Oo, Raya çok iyi kurtarıyor. Güzel pas. Şimdi mükemmel bir pas daha. Gidiyoruz. Çok iyi bir pas daha. Aa! Ne oluyor ya? Avantaja bıraksana hocam. Avantaja bıraksana onu ya. Bir de bu yani sarı kart değil ki, adam biçmiş orada. Acaba biz topu kayıp mı edecektik? Bilgisayar, yapay zeka genelde dikkat eder öyle şeylere ama. İstediğim olmadı tam olarak. Şimdi gördüm seni. Şimdi of. Olmadı arkadaşlar. Bu arada dakika 63. Toni bayağı bir yoruldu. Arkadaşlar Mahir'i bir alalım bakalım oyuna. Mahir girsin. Kozlovski girsin. Ve Thales Magno girsin. Bakalım neler olacak. Devam. Mahir Emrili'nin ilk maçı Liverpool karşısında. Topu kazanıyor orta sahada. Adam kazandırıyor da Silva'ya. Şimdi sağ kanattan Diatta geliyor. Ortasını yaptı. Kozlovski'den mükemmel bir gol. Topun gelişine voleyi vurdu.
Golünü attı Kozlovski. Çok güzel oldu. Mahir de girer girmez gol sevinci yaşıyor gördüğünüz gibi. Evet. Aslında içeri girse o da kafa vuruşu yapabilirmiş. Gönlümüz Mahir'in gol atmasından yana tabii ki. Liverpool atağı. Eyvah, dikkat edelim. Oo! Mane. Mane'den çok güzel bir gol geldi. Açıkçası bayağı güzel bir goldü. Yani Liverpool'la oynadığımızı hatırlattı bize. Bakın hiç bekletmeden yani yuh ama artık öyle bir vuruş da yok. Yani topun gelişine öyle bir vuruş yok. Bir de yani sol ayakla o şekilde. Top nasıl dönmüş? Evet, devam ediyoruz. Gerçekten onu. Pas verdirmiyoruz. Ortadaki adama da şut çekebilir. Oo. 4-2. Ya oyun arkadaşlar bir anda dönüyor. Yani Liverpool resmen durdu durdu. Biz oynadık, güzel oynadık. Bir hata yaptık burada çıkışta. Bir önceki gol zaten enteresan bir goldü. Ona yapacağımız bir şey yok ama burada bir hata var. Tıkır tıkır. Kaleciyi de çıkardım açıyı kapatsın diye ama yetişemedi. Bakın. Mane yine çok iyi bir yere vurdu topu. Sinirleniyor Serdar Ergin. Çıkışta kaptırılan toplar başımızın belası olmaya devam ediyor. Allah'tan ki 4 tane atmışız yani. Ya artık bu da girseydi var ya. Hadi oradan diyecektim yani. Muhammed Salah. Bir görelim. Aa, kaleci. Kaleci dokunmuş o topa. Ya. Abi bir yürüyün gidin ya. Yani bu nasıl bir şey? Bir şuraya bakın arkadaşlar yani. Kaleciye de çarpmış. Yani bu kadar mı döner bir maç alakasız bir şekilde? Top çevireceğiz artık yapacak bir şey yok. Mahir döndü. Vurur mu? Mahir. Al o topu. Şimdi aradan geçmedi. Gol. 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 Kim attı o golü? Bir Kozlovski'ye benziyor. Evet. Kozlovski'den gol geldi arkadaşlar. Enteresan bir gol oldu. İzliyoruz. Abi ne garip bir maç oldu. 5-3 oldu arkadaşlar. Kendi kalesine atmış adam. Yani orada bizim yaptığımız bir şey yok da. Bize yaradı ama. Tut. Evet, 5-3 kazanıyoruz arkadaşlar maçı ama yalan yok, biraz korktuk yani. Attılar. 5-3. Hadi bakalım. Şimdi alalım soruları. Alalım. Bugün galibiyete rağmen savunma oldukça dağınıktı. Aynen öyle. Ve rakip Liverpool gol buldu. Çünkü maçta Edger. Ya tak kaptan yoktu. Takım geçme. Sadece ona bel bağlamamalıyız. Bağlayamayız tabii ki. Kişilere değil takıma odaklanın. Takım gelişmek zorunda. Takıma odaklanın abi. Her olsa da olmasa da sıkı çalışıp savunmamızı geliştirmeliyiz. Tüm oyuncuların hem gol atma. Yalnız kaptan hakikaten sağlam yani bizim. Tony bugün 2 golle takımın kahramanı olduğunu gösterdi. Harika bir performans.
Tony etkileyici oynadı. Öyle söyleyelim, etkileyici oynadı diyelim. Geç. Brentford devlerin çarpışmasında kazanan taraf oldu. Takımınızdan ne kadar memnunsunuz? Bu bize önümüzdeki maçlarda güç verecek. Önümüzdeki maçlara da mı? Yani şöyle yapalım. Bu bize önümüzdeki maçlarda güç verecek diyelim. Teşekkür ediyoruz. Başka soru almıyoruz. Evet, devam. Wolves maçı var şimdi önümüzde. Nedir bu? Cagliari bizden onay bekliyormuş bu Marriott için. Ardından gidecek oraya kiralanma. Tamam, yani kabul edelim. Bu arkadaşımız gitsin oynasın, çünkü bu özel oyuncu potansiyeli olan, sürekli oynaması gereken. Görüşmede acaba şey yapabiliyor muyuz? Haftalık veriyor, kısa süreli kira. Zaten kısa süreli teklifi kabul edelim arkadaşlar. Wolves maçı var arkadaşlar. Wolves maçını hızlı simüle etmek istiyorum. İnşallah yeneriz. Oo, yenildik. Yenildik. Devam, neyse, canımız sağ olsun, ne yapalım. Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz ama öyle bir şeyimiz var. Bu nedir? FA Cup. Devam edelim. Timünü simüle ettik. Aldık. Puanlarımızı devam ediyoruz. Of. Evet. Marriott gitmiş arkadaşlar, kiralık olarak. Güzel. Şimdi kupa maçı var önümüzde. O kupa maçını simüle edeceğiz. Ya. Bu ne? Çin Halk Cumhuriyeti milli takımı bir yürüsün gitsin, işine baksın ya. Çin'le falan işimiz olmaz. Doğu Türkistan'a selam olsun diyelim. Devam ediyoruz. Şimdi Swansea City. Hızlı simüle ediyoruz burayı da. 4-0 yeniyoruz. Geçtik. FA Cup'ta aldık. Şimdi başkan Henry için Henry'yi satmam aga. 8.8 istediğini ve Mbemu için de gelmiş. Bayern Münih. Al Hassan Yusuf kim ya? Onu vermiş. Bir de Mbemu'yu da vermem. İkisini de vermem. Vermiyorum. Teklifi reddediyorum. Al Hasan Yusuf. Takas oyuncusunu görüntüle. Bir görüntüleyelim. Kimmiş bu? Orta saha oyuncusu. 71 overall. Aslında iyi adam. Ama tabii ben şeyi vermem. Yo, burası iyiymiş. Şurada. Doş. Yani ben Mbemu'yu vermem. Reddediyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Ya bizim o kadar satılık oyuncumuz var arkadaş. Yani. Heh, burada bir gelişimini tamamlayan adam daha var. Şimdi sağ bek olarak. Tamam. Pozisyon değiştir. Pozisyonunu değiştirdik. Evet. Orada bir şey kazandık. Total futbol. Tamam. Şimdi pozisyonu değişti. Sağ bek oldu bu arkadaşımın. 23 hafta, 14 hafta. Şu ters açık bekini alalım ki arkadaşlar bir zayıf ayağını geliştirmiş olsun adam. Tamam. Şu Mbemu'yu demek ki onun için burada tutup duruyor ya. Değiştirdik pozisyonunu. Şimdi Mbemu'ya bir şey veremiyoruz tabii ki. Mbemu artık ofansif orta saha. Geçtik. Başka var mı? Yok. Şimdi kadroda mesela Mbemu
Embemu ne ya? Vissa ya. Embemu diyorum, aklım adam transferde olduğu için onda kaldı. Bir bakalım şimdi. Yine burada da oynuyor tabii ki. Hatta burada da artı 5'te oynuyor canavar gibi. Tamam, açıkta da oynuyor Vissa. Forvet de oynuyor. Her şeyi oynuyor. Geçtik. Devam diyoruz. Kulüp Brüj 12 milyon euro, 13 milyon veriyor neredeyse ya Henry için. Agalar. Henry'yi satmam. Yani reddet, satmam. 24 yaşında canavar gibi bir Henry. Satmam arkadaşlar. Bizim hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Onlardan vazgeçmeyiz. Tümünü simülo et diyoruz. Daha yeni çıkardık o adamı. Şimdi simüle ediyoruz. Geçelim burayı. Bir daha simüle ediyoruz. Ve kaptan takıma katılıyor. Kadrolara bir gidelim. Dur, oradan değil, şuradan yapayım ben ya. Oh be, kaptan gelsin abi. Kaptan önemli adam ya. Aa, transfer dönemi de bitiyor bu arada. Kaptan önemli adam. Pinnok'a da teşekkür ediyoruz. Önce şu Kannos'la değiştireceğiz kap. Aa, daha tam iyileşmemiş ki. Kalsın kaptan birazcık daha ya. Kalsın. Az daha kalsın kaptan. Biz şu transfer dönemini bir bitirelim. Marco Van Ginkel mi? PS abi, Henry'ye bakar mısın? Karıştırdı ortalığı. Van Ginkel bir görelim mi? Van Ginkel fena bir adam değildi bildiğim kadarıyla ama 29 yaşında. 76 overall. 18 alıyormuş ya. Biz 25 verdik şeye, Mahir'e. Helal hoş olsun. Abi Henry'yi satamam, tamam, bu adam bizim orta sahada oynar ama Henry'yi satmam yani. Satmam. Satmam. Devam. Abi diğerlerine teklif versenize ya, diğer adamlara. Neyse, onlar herhalde vermeyecekler teklif, öyle görünüyor. Evet, bakıyoruz şimdi gelecek teklif olur mu diye arkadaşlar. Arsenal'a bir giden bir gelen var. Aston Villa iki oyuncu transferi yapmış. Evet, Brentford Emre'li'yi aldı, Ancelotti verdi. Liverpool transferini yapmış. Evet, bir teklif geldi. Allah Allah. Yok abi, yok. Vermem, vermem. Onu da vermem. Bir tane doğru düzgün yedek adamımız var. 46 alıyormuş şu an. Bu da yani. Teklifi reddet diyoruz. Devam. 77 milyon euroya Inter'e gitmiş. Bilin. Aha. Aha. Vissa için. Mbemu için. Şunlara bak. 16 milyon euro. Olimpik Marsilya'dan Vissa'ya. Verir miyiz? Abi.
Hiç vermeyiz ya. Kusura bakmasınlar. Fenerbahçe'den Embabu'ya teklif gelmiş. Yani şimdi zor durumda kaldık ya. Fenerbahçe ya. Türkiye'den teklif geldi mi biz biliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir duruyoruz. Ama Embabu'dan vazgeçemeyiz yani. Vazgeçemeyiz arkadaşlar Embemu'dan. Çünkü Embemu iyi bir adam. Özür diliyoruz Fenerbahçeli yetkililerden. Gönül isterdi ki gönderelim oynasın tabii ki ama yapamayacağım. Manchester City. Vissa ya. Vissa adamın dibi Vissa. Düzgün şu kiral yani o kadar satılık adamımız var. Hiçbirine bir şey gelmedi. Neyse. Kanos. Aa, bak Kanos'u satarım. Ne oldu şimdi? Kanos gidecek mi? Kanos. Hadi bir görüşme yapalım Kanos için. Arkadaşlar. Şöyle hızlandıralım. Hızlandıralım. Yeni ücret. Yani şöyle bak fazla bir şey istemeyeceğim. Sadece 900 istesem oluyor mu? 6 istemeyeceğim. 400 bin bizim için önemli bu aralar. En fazla o kadar veriyorlar. Neyse tamam. Çok böyle şey yapmak istemiyorum. Aslında daha uzatırdım ben bu pazarlığı ama son saat biliyorsunuz. Kanos da gitsin mümkünse. Devam ediyoruz. Bruno Fernandes. Oldukça hazır hissediyorum. Kesinlikle oynamaya hazırım. Umarım başkasını. Diyor ki hocam dizde burkulma sakatlığımı tamamen atlattım ve bugün beni kadroya geri alacağınızı umuyorum. Oldukça hazır hissediyorum. Kesinlikle oynamaya hazırım. Umarım başkasını oynatmayı planlamıyorsunuzdur. Şimdi adamım, o forma sana ait be evlat. Takım senden daha önemli. Dur oğlum. Tamam öyle tabii ki de. Abarma şimdi. Yükselmeyelim adama. O forma sana ait be evlat diyoruz. Kendini baskı altındaymış gibi hissetme. Formanın arkasında hala senin adın yazıyor. Evet, önümüzde Manchester City maçı var arkadaşlar. Şimdi deplasmana gideceğiz ama bir basın toplantısı yapsak mı? Hadi bir yapalım Manchester City maçı öncesi oyuncularımıza moral verelim. Sonrasında maça çıkarız. Evet, buyurun bakalım ne soracaksınız? Dinliyoruz. Bugün Manchester City ile yapacağınız maç devlerin çarpışması olacak. Sizce kim kazanacak? Demişler, diyorlar. Kazanacağız. Oyuncularım çok çalıştı. Oynayacağız göreceğiz. Oyuncularım çok çalıştı. Kazanırlar. Çok etkilenmediler ama neyse. Mevcut form durumunuz küme düşmekten kurtulabileceğinizi göz. Ne diyorsun? Ne diyorsun? O soruyu kim soruyor ya? Hangi gazetede çalıştırıyorlar seni? Aga ne küme düşmesi? Nerelere oynuyoruz biz? Tepeye oynuyoruz. Geç abi geç geç geç. Tüm oyuncularım profesyonel benim. Tamam hadi geç. Çok etkilenmedi oyuncular bizim söylediklerimizden bugün. Kar yağışlı bir maça çıkacağız arkadaşlar. Mahrez var, Silva var, Zinchenko var, Cancelo, Laporte, Diaz, Rodri, Sterling. Immobile'nin orada oynaması yani. Neyse. Mahrez'i sağ kanada alsa, Immobile'yi forvete alsa, De Bruyne'i de Mahrez'in yerine alsa ben olsam öyle yapardım sanki. Neyse biz kendi takımımızı yönetelim. Diğer takımı bırakalım. Takımımıza çıkıyoruz. Güzel bir görüntü var. Az sayıda taraftarımız yerini almış. Köşede gördük onları da. Kaptan tekrar takımla birlikte maça çıkıyor. Özledik kendisini.
Hava soğuk, ağzımızdan buhar çıkıyor, görüyorsunuz. 23 yaşında kaptan, 1.96 boyu var. Canavar. Hadi bakalım maç başlasın. Jensen'den Henry'ye. Transfer piyasasının gözde ismiydi Henry. Jensen. Tamam. Abi koş koş koş. Aa! Var ya, bildiğim halde koştum oraya doğru ama alamadım topu. Güzel çeviriyoruz topu. Vissa koş. Güzel bir top Vissa'ya ama aldık mı? Aldık mı? Vurduk. İşte bu golümüzü attık. Vurduk, golümüzü attık. Manchester City karşısında da öne geçiyoruz. Adamın dibi. Vur şu direğe. Evet, adamın dibi golünü atıyor Vissa. Vissa canavar Vissa. 17-18 milyon eurolar teklif edildi. Satmadık. Aldı topu bakın burada. Canavar Vissa. Zayıf ayağı 5 yıldız oldu. Yerini değiştirdik. Yani kanat oyuncusuydu. Ofansif orta saha yaptık biz onu. Ligin en gözde oyuncularından biri oldu. Yalnız evet, kaptan. Kaptan. Aman kaptan. Of, kaptırmasaydık iyi olurdu kaptan. Kaptan yine, ya kaptan var ya, inanılmaz adam. Şimdi çok güzel bir pas. Vur, işte bu. İşte bu, yine bir hızlı çıkış, yine bir gol. Manchester City'yi de kendi evinde parçalamaya başlıyoruz. Bakıyoruz. Güzel. Yani Brentford'da Tony ve Vissa gibi, hatta yedeğimizde bulunan şu an Mbembu gibi, işte defansımızdaki o Ager, böyle birkaç kilit isim var. Onların olması bizim de kanata bu hızlı adamları takviye etmemiz, böyle takımı enteresan bir hale getirdi gerçekten. Tony'yi zaten Ultimate Team oynayan arkadaşlar iyi bilirse, her sene böyle güzel garip kartları çıkıyor onun. Alıyoruz, oynuyoruz. Oynuyorduk yani, ben artık bu aralar yoğunluktan dolayı çok oynayamıyorum Ultimate Team. Mecburen. Çünkü onu oynadığınız zaman başka bir şey oynayamıyorsunuz. Sadece onu oynamanız lazım. Ya ne oldu? Offside miydi? Tony iyi bir adam. Yani orta düzey bir adam. Öyle süper değil ama bizim için bayağı kullanışlı oldu zaten, görüyorsunuz. Da Silva. Kaç diyoruz Tony'ye. Attık Tony'ye. Orada bir faul var. Bastık topa. Vurduk yakın direkt ama önümüz kapalıydı. Vissa'ya mı çarptı o top? Yok. Oo. Laporta çarpmış ama biraz daha böyle kenardan olsa golü atarmışız. Da Silva'yı çağıralım gelsin. Vurduk. Oo. Ederson son anda kurtardı. Yerden etkili bir şut. Zayıf ayak 5 yıldız Vissa'da. Sıkıntı yok sağda solda. Yalnız inanılmaz bir şut gitti. İnanılmaz, yerden kurtarılması zor bir top. Vissa'yı çağırdık, geldi. Vurur muyum, vuramadım. Of. Aldı kaptan. Kaptan girdi araya, aldı topu. Ve maç, yani ilk yarı 2-0 üstünlüğümüzle kapanıyor. Kaptan yani geldiğini nasıl belli ediyor defansa ya. Çok iyi adam. Yani bazı böyle alttan çıkan lige takımlar böyle sürpriz yapıyorlar. Bunu yapan takımlar olmuştu ve o takımlardan işte böyle Jamie Vardy gibi isimler
bir anda çıkabiliyor. Bazı teknik direktörler o isimleri çıkarabiliyorlar. Vissa da bizim için öyle bir adam oldu. Bir anda gördüğünüz gibi 17-18 milyon eurolar verildi kendisine. Aynı şekilde kaptan Ejir ve Tony de. Gerçi Tony biraz daha bilinen bir isim. Şimdi aradan attık. Şimdi Vissa mı? Yok. Şey neydi onun adı? Da Silva. Tamam. Da Silva plase ile golünü attı. Güzel bir hızlı çıkış oldu. Takım kurgulamasını başta iyi yapmışız. Yani lig ilerledikçe bunu gördük. Arkadaşlar kanatlarımız çok etkili. Hızlı çıkışa dayalı bir takım yaptık. Nitekim gollerimizin çoğunu o şekilde buluyoruz. Da Silva da iyi oyunculardan biri. Brentford'da gördüğünüz gibi mükemmel bir plase atmış. Teknik bir oyuncu zaten. Yani 2-3 güzel takviye yaptık ve takıma çok iyi oturdu bu takviyeler. Arkadaşlar onun içinde başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Transferlerimiz ters de tepebilirdi. Ama oyuncu grubumuz iyi. Gerçekten aslında iyi bir takım oldu Brentford şu durumda. Bir de şimdi oyuncularımız aman gelişiyorlar. Yani kaptan diyorum ama kaptan 23 yaşında henüz. Ver 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 ver. Abi vur sol aşağı. Koş koş koş. Ya çok girdik be ama attık. Uuu çok girdik dedim. Ama attık. İşte bakın hızlı çıkışlar bunlar. Yani sağdan soldan çok iyi geliyor adamlarımız. Ofansif orta sahaya Vissa'yı takviye ettik. Forvetimiz zaten vardı. Şurada kaptıracak mıyız dedim ama Ederson çıkmadı, hata yaptı orada. Dakika kaç? 58. Tamam. Biraz sonra oyuncu değişikliklerini yaparız. Mahir'i falan da alırız oyuna. Ver şimdi bakayım yine hızlı çıkış. Ya bu hızlı çıkışları inanılmaz yapıyoruz bu hızlı çıkışları. Manchester City paramparça oldu arkadaşlar. Açampong da direği tekmeliyor. Yani hızlı çıkış artık şey de oldu. Tarzımız da olduğu için artık sağda solda iyice alıştık o çıkışlara. Kaptığımız gibi hücum ediyoruz. Vurduk topa. Uf. Uf. Acayip bir şut oldu arkadaşlar. Şimdi görür müyüm? Aradan gördüm ama. La. Ait ver. Tony kaç Tony? Kaçamadım. Bakın işte Tony bura. Sadece Tony biraz yavaş kalıyor işte. Ha biz de oyuncu değiştirelim. Tony biraz yavaş kalıyor arkadaşlar oralarda. Mahir'i aldık. Mbemu'yu Vissa'nın yerine alıyoruz. Jensen'in yerine şeyi alalım. Kozlowski'yi alalım. Kozlowski zaten Jensen'in yerini alacak arkadaşlar yakında. Önümüzdeki sezon belki. 5 yıldız beceri hareketi, 4 yıldız zayıf ayağı var. Jensen'de ne var? Jensen'de yok. Da Silva sol ayaklı bir oyuncu. Onu aslında sola almamız lazım. Şeyde sağ. Şöyle yapalım biz. Evet, aslında böyle olması lazım. Jensen sağ ayaklı. Da Silva sol ayaklı. Biz zaten yanlış koymuşuz ikisinin yerini. Tamam. Devam ediyoruz. Mahir giriyor oyuna. Bakalım ilk golünü atabilecek mi? Onyeka topu başlatıyor. Oyunu başlatıyor. Mahir'e doğru bir pas atıyoruz. Mahir şimdi topu aldı Mahir. Giriyor içeri. Güzel bir şut Mahir'den Ederson kurtardı. Yakın direğe vurduk. Uzağa mı yakına mı bir an kararsız kaldım ama yakın direğe vurduk. Ve Ederson kurtardı. Şimdi Mbemu aldı topu. Mbemu. Yok. Şimdi ortayı yapıyoruz. Vururuz o topa vuramayız. Kötü orta geldi çünkü. Ama Emreli girdi ara. Mahir. Kurnaz Mahir girdi araya.
golünü atacaktı fırsatçı golcü ama Ederson topun sahibi oldu ve 5-0 Manchester City'yi yeniyoruz arkadaşlar. Gücümüzü gösteriyoruz. Kaptan konuşuyor. Nihayet bana tekrar görev verdiğiniz için teşekkürler. Kesinlikle kendimi hazır hissediyorum. Doğru bir karar oldu değil mi? Demiş. Tabii ki doğru karardı. Bugünden önce hiç risk almazdım. Sakatlığı tamamen atlattığına emin olana kadar seni oynatamazdım. Ve buna anlayış göstermene sevindim. Burada arkadaşlar. Hadi onu da yapıyoruz. Kendi evimizde. Bakıyoruz. Zaha var burada da. Tabii ki önemli bir isim. Biraz yorgunluklar var takımda. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ivan Toney 22 golle Premier Lig gol kralı şu an itibariyle. Evet, güzel güneşli bir gündeyiz arkadaşlar. Bir önceki maç karlı bir havadaydı. Manchester'da, bizim şehrimizde Londra'da güneş açmış bugün bu maç gününde. Crystal Palace'ı konuk ediyoruz. Hadi bakalım. Maç başlasın. Alamadık. Şimdi top bizim oldu. Henry karşıladı topu. Şimdi Da Silva'da. Da Silva'dan bir pas. Aldık orada. Şimdi ver 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 çabuk. İşte bu gol. Gol geldi. Gelmedi. Ben ne zaman erken gol desem olmuyor o gol arkadaşlar. Onu anlamış oluyorum. Bu durumda. Vissa! Nasıl bir şut gitti o? Bir göreyim mi onu ya? Bayağı yakın gitmiş. Da Silva. Birisi acil girişi kapatmış. Ona anons ediyorlar. Aracının başına gitsin diyorlar. Bu arada Coyote, aman şut çektirmeyelim. Alalım o topu, aldık. Ver ya, ver. Kaptan. Sen Manchester'a 5 tane at. Gel burada Crystal Palace'dan golüye. Yürü git şuradan. Dişin çürümüş. Git çektir onu. Coyote. Coyote. Ya şurada alacaktı onu. Kaptan şurada müdahaleyi yapma. Bomboş kaldı adam ya. Güzel bir orta. Jensen vurma. Tutuyoruz. Tamam. Ortaya döndük. Da Silva. Da Silva sol ayağıyla bir plase. Bir gör. Yani aslında şutlarımız fena gitmiyor. O da az farkla gitmiş. Neyse. Evet. Burada aldık topu. Onyeka'nın yerinde müdahalesiyle. Topu alıyoruz. Şimdi hızlı çıkıyoruz. Şimdi ver şu topu. Verdi, güzel. Giriyoruz. Giriyoruz. Vurduk. Golümüzü atıyoruz. Toney rakibi arkasına aldı. Güçlü adam. Kolay bırakmıyor. Yavaş belki ama onu önüne geçirmiyor işte. Adam bayağı çekti, sündürdü. Gerçi Toney çok da yavaş değil bu arada arkadaşlar. Tamam, uzun oynadılar. Bizde kalır. Aldım. Toney. Dikkat. Şimdi güzel bir şut. Ya mükemmel bir atak, mükemmel bir gol. Bayağı zorladık arkadaşlar. Jensen orada gereğini yaptı. Güzel. Bakıyoruz şöyle. Kaçıncı o içeri zaten. Bu toplara iyi vuruyorlar. Böyle araya atılan. Yani aslında ters bir açı. Yani bakarsanız fizik kurallarına göre zor bir vuruş ama oyunda bu vuruşlar iyi oluyor. Güzel de bir yere gitti. Golümüzü atmış olduk. Dakika kaç? 58.
Oo. Kaptan. 10 yeka. Koş 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 koş. Hadi Tony. Hadi Tony göreyim seni. Göreyim seni Tony. İşte bu. İşte bu. Diatta golünü atıyor ve durum 3-1 oluyor. Biz de rahatlıyoruz. Bu ne demektir şimdi? Oyuncu değiştirebiliriz arkadaşlar. Bu o demektir. Seviniyoruz. Öldürücü bir pas ve Diatta da gereğini yaptı. 3-1. Şöyle yapalım. Hemen bir oyuncu değişikliği yapalım. Tony berbat halde. Mahir'i alalım oraya. Mbemu'yu tabii ki alıyoruz. Vista'nın yerine. Bir de Thales Magno'yu alacağım ben. Diatta'nın yerine. O da kötü durumda. Zaten Thales Magno'da 5 yıldız 5 yıldız ikisiyle yani sağ sol hiçbir sıkıntısı yok adamın. Şimdi bir orta şansı buluruz. Mahir vurur mu? Mahir vurdu, golünü attı. Azerbaycan Türkü Mahir Emrili kafasını vurdu. Premier Lig'de Brentford formasıyla ilk golünü atıyor. İzliyoruz. Orada mücadele ederek ön tarafa geçti ve güzel bir kafa vuruşuyla bakın golünü atıyor. Azerbaycan'a selam olsun. Kaptan bak şu koşan adamı atabilir. Aynen öyle yaptı. Ama biz geri çıkamadık ya. O iyi pas. Golü yedik. 90 artı 3'te maç bitmek üzereyken biraz yani ilk pozisyonda topu aldıktan sonra kaptırmayacaktık. Orada hatamız oldu. Evet 4-2 kazanıyoruz bu maçı da. Hangi maç daha zor geçecek belli olmuyor. Yani bir bakın bir Manchester City maçına bakın. Bir bu maça bakın. Manchester City bizi bir önceki maçta 2-0'dan 3-2 mi yenmişti? 3-0'dan 4-3 mü yenmişti? Öyle bir şeyler. Şimdi bu maçta 5-0. Geri getirtmedik bu sefer. Bir bakalım. Bu arada ne? Hedeflerden uzağız diyor. Hangi hedeften? Bir bakalım ona. Sezon başında konuştuğumuz üzere kulübümüzün finansal olarak büyümesi kulübümüz için önemli bir hedefti. Şu an için görünen o ki bu hedefe ulaşamayabiliriz. Lütfen koyduğumuz spesifik hedeflere yeniden göz atın ve onlara ulaşmak için elinizden geleni yapın. Saygılarımızla. Anam ben ligi bu seviyelerde bitirirsem siz o parayı alacaksınız. Şu görevlere bir gidelim. Finansal %3. Şimdi güven reytingi demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. FA Cup'ta son 16'ya kaldık. Sıkıntı yok. Onu halletmişiz. Premier Lig'de takımı ligde tut. Bak bu şu an mevcut pozisyonumuz 3. Yani en büyük hedef bu zaten bence. Altyapı. Takımda zaten bunu tamamlamışız. Sıkıntı yok. Marka değeri. Bunda da sıkıntı yok. Yurt dışında başarı zaten yurt dışıyla işimiz yok bu sene. Sadece finansal başarı kalmış. Onu da kulübü %30 büyüteceğiz arkadaşlar. Yapacağız. Sakin olun sevgili yönetim. Büyüyeceksiniz. Büyüteceğiz. Biz gittiğimiz yeri büyütürüz. Evelallah. Transfer yapamadık. Heh, aylık oyuncu izleme raporu. Şimdi. Bu ne ya? Bu ne abi? Bunları nereden buldunuz? Potansiyel. Şimdi şurada bir tane adam var. Gerçi bir tane her geldiğinizde bir tane bulsanız yeter bize. Şimdi şu arkadaşı
Bütçeyi otomatik ayarlayıp oyuncuyu transfer et. Tamam. Şimdi bu oyuncuyu yani potansiyel reddet abi. Bunu da reddet. Bunu da reddet. Bir oyuncu oradan aldık. Evet, şimdi bakalım bu adamımız bize ne getirmiş? 78-94. Oo. İmzala. 67-91. Şimdi şunu bir reddet. Bak, bu da iyiymiş. Şunu da bir reddet. Şimdi şu adamı bir alalım. Bu adam defans adamı ya. Alsak olur yani. 67-91. Hadi bunu da alalım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Arsenal deplasmanına gideceğiz ama o artık bir sonraki videoya kalacak. Güzel maçlar yaptık videomuzda. Altyapıya oyuncu aldık. O oyuncularımızı ileride çıkaracağız. Tabii ki şeye, as takıma. Azerbaycan Türk'ü Mahir Emreli'yi transfer ettik. İlk golünü de attı. Güzel de bir kafa golü attı. Onun dışında bir iki transferimizi yaptık. Sattık. Ligin ilk yarısını bitirdik. Ocak ayındayız. Değil mi? Ocak'a, Şubat'a girmişiz. Şubat'ı yarılamışız bile. Bayağı hızlı gitmişiz. Devam ediyoruz. İyi bir konumdayız ligde. Bakalım sezon sonu nasıl olacak? Nasıl gelecek arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz beğen tuşunu, özellikle de abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü destekleriniz bizim için hayati derecede önemli. O şekilde yürüyor zaten bu işler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum hepiniz, ama hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle, Arsenal maçına bekliyorum hepinizi. Eyvallah.